Ben çok yokluk içinden geldim. Ciddi bir yokluk içinden geldim. İnsanın yokluk içinde olması çok büyük faydalıdır esasında yaşamda, biliyor musunuz bazen? Çünkü niye? Diyelim ki hiçbir paran yok. Seni destekleyebilecek kimsen yok. Hiçbir büyüğün yok. Hiçbir bilgin de yok. Yani yaşında 14, 15, 16. Ve hiçbir şeyin yok. Hiçbir şeyiniz olmadığında ve kimse size destek vermediğinde ne olur? O zaman sizde ne olduğuna bakarsınız. Yani cebinde para yok. Büyüğün yok. Destekleyen bir abin yok. Baba yok. Ana yok. O yok. Bu yok. Dostun yok. Para yok. Hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir durumda ne yaparsın? O zaman dönersin, kendine bakarsın. Dersin ki bende ne var peki ya? Dışarıda bir şey olmadığına göre ve kimsenin seni desteklemediğine göre, hani ve o anda öyle bir şey yapmalısın ki, yani ileride iyi bir okula girersin, üniversite bitirirsin, iyi bir işe girersin, öyle bir durumun yok. Çünkü akşam yemek yemelisin, akşam yatacak yer bulmalısın, sabah yeniden bunu devam ettirebilmelisin. Yani konuşmacı bir yıl yakın süre parkta yaşadı. Sokak çocuğuydum yani. 8 ay ya da bir yıl yakın, yani o kadar civarında. Hiçbir şeyin olmadığı bir dönem ortası içerisinde o zaman kendinize dönersiniz. Peki bende ne var dersiniz. Şimdi sizinle beraber aynı şekilde bir şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Çoğu insan der ki bir fikrim var, acayip projelerim var ama paraya ihtiyacım var. Yani bir insan der ki mesela çok iyi şeyler başaracağım ama ne yazık ki çevrem engelliyor. Yani arkadaşı, eşi, çevresi, annesi, babası filan. Yani iyi ki engelliyorlar. Hadi yap deseler kalacaksın çünkü böyle. Nasıl ya? Hakikaten mi yapayım yani? Ya emin misiniz bak? Hadi yap ya. Hadi koçum ya, destekliyoruz seni. Koş aslanı filan. Sonra sabah sorsan ne oldu diye. Ne bileyim, tam bilemedim diyeceksiniz. Yani çoğu insan kendisini engellendiğini zannediyor. Mesela bazen enteresan bir şey vardır. Çoğu insan bir para arar. Bir param olsa müthiş girişimci olacağım. Hiçbir girişimcinin parası yoktur. Parası olan zaten girişimci olmaz. Tezatlık orada zaten. Yani şimdi senin cebinde bir 10 milyon, 50 milyon dolar para olsa bak bakalım hangi işe gireceksin? Hiçbir işe. Yani ciddi söylüyorum ya. Çünkü bir girişimcinin işe girmesinin asli nedenlerinden bir tanesi bulunduğu labirentten çıkmak, daha iyi yaşamak ve daha iyi şey kazanmak. E sen diyorsun ki benim param yok. Ben diyorum sen o yüzden girişimci olmalısın. Paran olsa zaten olmamalısın. Hani enteresan bir şey. Sonra geçenlerde, geçenlerde bayağı oluyor. Bir iş adamlarına bir konuşma yaptım. Dediler ki hocam dediler banka kredi vermiyor, bilmem ne vermiyor, şudur budur sıkıntımız var, ne yapacağız? Hocam dedim evin var mı? Kalmadı dedi, bir tane oturduğum ev var. İyiymiş dedim, sana mı ait, bana ait? Saat. Saat. Koy işe. Hadi götür bankaya, de ki al kardeşim evi, ver bana birazcık para. Abi de bir tane evimiz var, onu da böyle mi yapalım? Dedim ki ya sen bir tane evini buraya koyamıyorsun, bankanın sana kredi vermesini istiyorsun. Adam iyi ki vermiyor. O parayı batıracaksın çünkü sen. Çünkü senin kendine ve projene güvenin yok yani. İlk bir proje yapmıştım. Satış okulum isminde. O zamanlar internet çok yavaş, yok denecek kadar az. Sinema salonlarında canlı yayında eğitim vermeyle ilgili müthiş bir projeye girdim. İnsanların satıcı olması gerekli olduğunu düşünmüştüm. Çünkü satıcılık çok iyi bir meslek. Ve insanlar satıcı olurlarsa yaşam boyu aç kalmazlar, parasız kalmazlar, problem yaşamazlar. Her zaman para kazanmayı, yaşamı kazanmayı öğrenirler diye. Sonra düşündüm, Türkiye'yi gezeyim dedim. İki tane hocamızı da aldım yanıma. Üçüncü şehirden sonra kimse kalmadı. Dördüncü şehir bir de olmadı. Dedim ki daha fazla insana nasıl ulaşabilirim? Sonra aklıma geldi, sinema salonlarında canlı yayında eğitim yapayım ben. O zamanlar Zoom'un falan yok, internet yok yani. Yıl kaç oluyor? 2006-2007. Ve sinema salonlarında canlı yayında eğitim yapacağım. Acayip bir düşünce kafamı sardı. Gençler gidecekler, sabahları sinema salonu boş. İşte 8'den 11'e kadar eğitim alacaklar. 4 hafta sonra da şirketlere işe girecekler. Müthiş bir proje böyle. Ve ilk benim başladığım iş bu esasında hemen hemen. Ve başladım. Dedim ki ya Türkiye çapında 25 tane sinema salonu anlaştık. Ve 10 binlerce insan gelecek. Yeter mi acaba sayı? Sinema salonu yeter mi? Yetmezse bir dahakini alırız. Bunları düşünürken peki ne oldu? 6. ayın sonunda paraları bastık Leyla'ya, bir sürü reklamlar çıktık, bilmemler yaptık. Ne oldu? 25 kişi geldi. Bütün kayıt o kadar. Yani her salona bir kişi koysan bile yetmiyor yani. Tam bir facia durum yani. Dedim nasıl olabilir? Yani insanlar işe girecekler, eğitim alıyorlar, çok ucuz miktar. 3-4 hafta eğitim alıyorlar ve
işe girecekler ya. 60 tane sponsor şirket var. Öyle bir delikanlıyım ki sponsordan para almıyorum. Yeter ki çocuklar işe alsınlar. Lise mezunu, lise mezunu, üniversite mezunu filan. Yok abi. Olacak gibi bir şey değil. Ve en sonunda geceleyin böyle oturdum, düşünüyorum ne yapsak? Program acaba ertelesem mi? Sonra düşündüm, ertelesek ne olacak? Yusuf durumları. Yani bu sefer rezil olacağız. Millet diyecek ki sana bak gördün mü yapamadın filan. Bu da olmadı, o da olmadı derken böyle uykusuz gecelerin sonunda bir tanesinde bir inanılmaz ilham geldi. Ve en son kalan evim, oturduğumuz evi de o da yeni borcu bitmişti. Onu satma kararı aldım. Eşimi gecenin üçünde uyandırdım. Dedim ki süper fikrim var, acayip reklam kampanyası çıkıyoruz. Tamam hayatım sabah konuşuruz dedi. Yok yok öyle değil, para lazım dedim bunun için. Ne yapacağız peki? Hemen dedim oturduğumuz evi satacağız. Tamam sabah satarsın bakarız falan dedi. Ama sabah satarız dedi. Bilemem ben orası. Ben tabii sabah yemedim içmedim. Erkenden emlakçıya gittim. Dedim ki kaça verirsin bu evi? Hemen acil satmamız lazım. Ne bileyim ev 100 liraysa 80 lira veririm dedi adamcağız. Okey dedim al gitsin. Yani yeter ki hemen ver. Ve çok ilginç bir şey oldu. Onu aldıktan sonra 20-30 gün içerisinde 1000 kişinin üzerine insan buldum. Zaten 1000 kişi masrafı fazla karşılıyordu. 6 ay boyunca 25 kişiyi zor buldum. Ama bir ay bile olmadan zamanda 1000 kişiyi buldum. O zaman sosyal medya falan yok. Facebook'tan falan yok yani. Şimdiki gibi hayat kolay değil yani. Canlı yayın yapmak için Dijitürk'ün 611 nolu kanalını kiraladım. Yani esasında televizyon kanalından yayın yapıyoruz. Sinema salonlarının öyle kolay ve rahat olduğunu düşünmeyin. Her salona çok güçlü projeksiyon makineleri koymanız lazım. Her salona 3-4 tane insan koymanız lazım. 150 kişi çalışacak yani. Çok pahalı ve şey bir proje esasında. Ve o 1000 kişiyi buldum yani. Acaba ilk 6 ay 25 kişiyi bulurken, halbuki kaç tane ev parası harcamışken, son 20 günde acaba ne değişti? Değil mi? Enteresan bir şey.